Arkadaşlar, videoya başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam olacak. 2 gün önce attığımız video 2 günde 70 bine yakın görüntülenme aldı. Bugün sabah YouTube'dan bana bildiri geldi. Videonuz kısıtlama almıştır diye bir uyarı geldi arkadaşlar. Yani bizim videoyu YouTube kısıtlamış. Yani izlenmemizi kısıtlamış arkadaşlar. Bunun sebebinin ne olduğunu ben bilmiyorum. Niye böyle bir şey yaptı onu da bilmiyorum. Yani benim teknolojiyle bir alakam yok. Teknolojik bilgim benim çok az. Hiçbir şey bilmiyorum desem yeridir. Ancak bizim kanalın ayarlarıyla oynanıyor arkadaşlar. Yani kanalda bir sorun var. Videoyu, yani yayınlanan video neden kısıtlanır onu anlamış değilim arkadaşlar. Anlayamıyorum yani. İki gün yayında kalmış. 2 gün olmadı gerçi. 40 saat falan yayında veya 35 saat yayında kalmış. 35 saat sonra bizim videoya kısıtlama geldi arkadaşlar. Sizlerden ricam bu videoyu beğenmeniz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz, noktada olsa yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar selamun aleyküm, hayırlı işler, bol bereketli kazançlar. Bizim işimiz iyi, hoş ama işte maalesef böyle durumlar oluyor. Dün doğan uzağımız Tarık arkadaşlar. Durum hiç iyi değil. Ateşini ölçüyorum. Ateşi 36'larda düşmüş arkadaşlar. Duruyorum, dur. Otuz altı nokta bir, otuz altı nokta iki. Duruyorum, dur. Dur. Duruyorum. Dur Tarık, dur. Ateş 36.8'e kadar 36'ya düşmüştü de şimdi bunu önceliyorum ben. Vücut sıcaklığını yükseltmemiz lazım arkadaşlar. Yani 38.5, en az 38'e getirmemiz lazım. Şu olay bizi mahvediyor arkadaşlar. Şu hayvanın annesinin şurada bizi bekleyip böyle yalvarması bizi mahvediyor arkadaşlar. Perişan ediyor. Ne oldu kızım? Ne oldu? Gel. Oy kızım. Oy. 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 Vay kızım. Vay. Şimdi bunu ısıtacağız arkadaşlar. Isıtacağız. 36.6'yı 38 liraya gitmemiz lazım. Böyle kan bulaşımını hızlandırmamız lazım. Bunun rahatsızlığı da büyük ihtimalle biz şimdi bu annesini emmedi ya, kendi emmedi, hiç emmedi. Emme refleks hiç yok. Sıfır. Biz annesinden süt sağdık. Ama içirdik. Büyük ihtimal bizim içirdiğimiz süt direkt rümene gitmiştir arkadaşlar. Rümene gidiyor, rümende döndüremiyor yani. İşkembeye, bağırsaklara gitmediği için hayvan çevirememiş. Serum da arkadaşlar, inşallah serumdan sonra düzelecek. Serum takılacak. Vücut sıcaklığı yükseltilecek. Sindirim sistemi çalıştırabilirsek çalıştıracağız. Ondan sonra inşallah iyileşecek arkadaşlar. Of. Al kızım. Arkadaşlar şimdi bunu oğlumuzu götürelim. Yala kızım, yala ıslanın. Heh, yağını bu ıslanın. Oh. Ver nefesini kızım, ver. Oğlumuzu götürelim bir ısıtmaya çalışalım arkadaşlar. Gidiyoruz arkadaşlar. Aldım Tarık'ı kucağıma. Gidiyoruz. Arkadaşlar
Karı getirdik buraya. Veteriner hekimimizi bekliyoruz. Serum takacağız şimdi. O gelene kadar toprak zemine koyduk. Saç kurutma makinesini arkadaşlar. Bunun içi sıcak şu anda ısınıyor. Şuradan sıcak hava geliyor zaten. Isısını inşallah yükletiriz arkadaşlar. Vücut sıcaklığını 38,5'a getirmemiz lazım inşallah. İnşallah tarih hayata yutulacak arkadaşlar. Demek bu arkadaşlar. Buzağın içinde bez var. Bu içeriği ısıtıyoruz yani. Buradan uzaktan, buzağa değmeyecek şekilde size kafayı üflüyoruz içeriye. İnşallah serum bıraktıktan sonra bakacağız artık arkadaşlar. Olaya bakacağız. Ne olacak, ne bitecek. Zaten kendini belli eder. Ama sıkıntı yani. Emmediği sürece sıkıntı. Annesini emmesi lazım arkadaşlar. Hayırlısı. Arkadaşlar Tarık'ı getirdim. Merak etmeyin arkadaşlar, titriyor. Serumun etkisiyle titriyor. Yani şu anda ölüyor zannetmeyin yani. Ölüm durumu yok çok şükür. Vücut sıcaklığı yükseliyor. Yani korkmayın arkadaşlar. Bu titreme iyiye delalet yani. Kötü bir şey değil. Bağırtısı yok, şey yok. Zaten şu anda rahat uyuyor arkadaşlar. Şu anda uyku modunda, istem dışı titreme oluyor. İyi haber arkadaşlar. Vücut sıcaklığı yükseldi yani. Şu an burnu sıcak. Bak uyandırayım. Uyandın mı oğlum? Uyandın mı oğlum? Uyandın mı lan sen? Uyandın mı lan? Uyandın mı oğlum ha? Uyandı arkadaşlar Tarık. Öyle iş. Nasıl oldun? Nasıl oldun oğlum? Hı? Hadi uyu, tamam hadi. Uyu. Oh. Arkadaşlar burnu sıcacık. Ateşini ölçmeme gerek yok. Ateşi şu anda tahminime göre elimden ölçüyorum. 38 arkadaşlar. Normal yani. Şu anda tüm fonksiyonları normale bindi. Çok şükür. Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Annen bağırıyor bak. İyileşeceğiz, gideceğiz değil mi oğlum? Vay vay. Asıl bizim istediğimiz buydu arkadaşlar. Bu da oldu çok şükür. Bak. Arkadaşlar gel pis pis gel. Gel ye. Gel pamuk. Gel. Gel kızım gel. Ye hadi ye. 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 Ye kızım ye. Bizim istediğimiz buydu arkadaşlar. Çok şükür. Tuman. Hayır oğlum. Hayır oğlum. Arkadaşlar kediler buzağların dışkılarını çok severek yerler. Yani sonuçta süt. Onu da kediler yiyor. Bizim istediğimiz buydu arkadaşlar. Rumen çok şükür boşalmaya başladı yani. Şu an rumen boşalıyor. Oradaki fazlalık dışarı çıkacak inşallah. Allah izin verirse de 3-5 saat sonra Tarık ayaklanması lazım. Bir ayaklansa, bir annesini yemse arkadaşlar, bu var ya of. Hadi gidin kız. Ayaklanıp annesini bir yemse. Değil mi oğlum? Ama şu anda 10 numara arkadaşlar. Şu anda ağzı, burnu yanıyor yani. Oh. Az önce serum verirken ağzına elimi sokuyordum, buz gibiydi. Şimdi yanıyor. Çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Çok şükür. Tarık iyileşti diyebiliriz arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah Tarık ayağa kalkacak. Uyu hadi oğlum. Ha. Şöyle uyusun. Bırakalım da uyusun arkadaşlar. Arkadaşlar Tarık oğlumuzu şimdi kaldıracağız, götüreceğiz, annesine vereceğiz. Yeri annesinin yanı.
Şu an hala uyuyor. Uyandıracağız inşallah. Ayağa kaldırdığımızda Tarık oğlumuz genleşme yaparsa, eğer genleşirse Tarık oğlumuz Allah'ın izniyle %90 yaşar arkadaşlar. Oğluş, uyanalım mı oğlum? Kalkalım mı artık? He? Tarık. Hadi kalkalım artık oğlum, hadi. Hadi bismillah. Ya Allah bismillah. Maşallah benim oğluma. Maşallah, maşallah. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya? Of 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 of. Maşallah benim oğlum, maşallah. Boşalt oğlum, ne var ne yok içinden boşalt. Hadi inşallah, hadi ayağa kalkalım bir hadi. Hadi bismillah. Hadi oğlum, hadi hop hop. Daha hala karnı göbüşü dolu oğlum bunun senin ya. Hadi bir genleş lan. Genleş oğlum. Genleş oğlum. Genleş oğlum, hadi. Hadi. Ayt. Ayt. Hadi oğlum. Maşallah, maşallah benim oğluma. Genleşmek istiyor arkadaşlar. Genleşmek istiyor, düşecek genleşince. Oğluş. Oğluş, iyileşiyor musun sen? Göbeği hala dolu arkadaşlar. Mide dolu. Bugün süt içmeyecek bu. Bunun inmesi lazım. Biraz inmiş. Azalma var. Yani onun gibi 3 tane daha çatması lazım. Bunun gibi. Şuna bak. Bak bak. Of. Bizim içirdiğimiz ağızlar burada birikmiş kalmış. Bunu ben götüreyim arkadaşlar inşallah. Allah'ın izniyle yaşayacak arkadaşlar inşallah. Hayata tutunacak oğlumuz. Tarık geldi. Kardeşlerinin yanına arkadaşlar. Kardeşlerinin yanına koyduk. Burada yatacak bugün. İnşallah sabaha da iyileşmiş olacak. Allah'ın izniyle. Bak ne yapıyorsun oğlum? Vay vay vay. Görkü de burada. Gülçe de yulaf yiyor. Şşt. Koşturmayın. Aygül kızımız da burada yatıyor arkadaşlar. Dün doğan kızımız maşallah benim kızım. Ha, sen de ishal misal yok değil mi kız? Ha? İyi misin sen? Tarık. İyileşeceğiz oğlum inşallah. İyileşeceğiz değil mi oğlum? Hayata tutunacağız değil mi oğlum? Hadi inşallah. Vallahi arkadaşlar. Şimdi biriken sütü atarsa dışarıya. Bir de yarın gidip annesini emerse. Allah'ın izinden tağdığımız hayata devam eder arkadaşlar. Bugün altının videosunu çektik aslında da. Altın birinci oldu arkadaşlar. Yarışma birincisi. Onu da çekelim. Video yapalım arkadaşlar. Altın oğlumuz da. Altın gel oğlum. Gel. Gel aslanım gel. Aslan parçası. Altın. Ağza burnuna bir bak. Ağzı burnu fındık gibi. Kafası gözü de çamur olmuş. Annesi vura vura hayvana. Çamur etmiş tabii. Arkadaşlar. 2023 buzağı güzellik yarışmamızın birincisi. 38 beğeniyle altın oğlumuz oldu. İkincisi de 26 beğeniyle mucize oldu. Altın oğlumuz bizim en güzel buzağımız seçildi arkadaşlar. Ama gerçekten de maşallah ağzı yüzü fındık gibi bunun da. Buraların çamuruna şey yapmayın. Annesi emzirmiyor ya bunun arkadaşlar. Annesi emerken buraya vura vura buralarını çamur etti. Maşallah çok güçlü bir buzağı arkadaşlar. Çok güçlü. Allah'ın izniyle altını sürüden hiç ayırmayacağız arkadaşlar. Hiç ayırmayacağız derken altından bir yavru alacağız yani. Veya iki yavru. Herkül'ün yanında büyüyecek bu. Tohumlama yaparsa da yapacak. Ondan sonra besiye alıp inşallah keseceğiz demeyelim de kurban edeceğiz arkadaşlar. İnşallah bunu kurban yapacağız yani. Kurbanlık olarak keseceğiz arkadaşlar. Yani ömür boyu buna bakma şansımız yok bizim. Bazı arkadaşlarımız bakın diyor ama yani öyle bir şansımız yok arkadaşlar. Biz de istiyoruz. Keşke hepsine bakalım ama öyle bir şey olamaz maalesef. Altın oğlumuz yarışmamızın birincisi arkadaşlar. Değil mi lan?
Değil mi lan? Sen birinci mi oldun lan? Birinci mi oldun lan sen? Ne? Sen birinci mi oldun lan? Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Dostça, hoşça, sağlıcakla kalın.